Acil servisimizde bir aydır belli sayıda bir yoğunluğumuz mevcut. Geçen 2-3 aya kadar günde ortalama 1000-1200 hasta kabul ederken yakın zamanda 2000 sayısına ulaştık. Bu anlamda acil servisimizin bugünlerde yoğun olduğu ve bu yoğunluğu karşılamakta bazen gecikmeler yaşandığını söyleyebiliriz. Gelen hasta grubunun büyük çoğunluğu yeşil alan dediğimiz ve daha çok soğuk algınlığı, grip şikayetleri olan üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren hastalarımız oluşturuyor. Üst solunum yolu enfeksiyonları özellikle 60-65 yaşın üzerinde eşlik eden başka hastalıkları olan ve 5 yaşın altındaki çocuklarda daha tehlikeli seyredebilse de yetişkin grupta başka hastalığı olmayan insanlarda iyi huylu ve 10 gün içerisinde kendini kısıtlayan bir hastalığımız. Evde soğuk algınlığı tedavisi için basit grip ilaçlarının kullanılmasında ek bir hastalığımız yoksa eğer herhangi bir sakınca yok. Özellikle soğuk algınlığı sonrası nefes darlığı çeken, balgam, ateş, öksürük gibi şikayetleri yoğunlaşan insanlarda acile başvurmalarında fayda görebilirler. Ama acil servise burun akıntısı, basit boğaz ağrısı gibi şikayetleri gelip özellikle damardan tedavi ya da kalçadan iğne şeklinde tedavi talebinde hastalarımız bundan hapla alacakları faydadan daha fazla fayda alamazlar. Bu anlamda hastalarımızı özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi şikayetler için acil servise başka sıkıntıları yoksa önce evde dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. İnfluenza gibi, işte parainfluenza gibi hastalıklarda yakın temas, öksürükle birlikte havaya karışan virüslerin size bulaşması mümkün. Bu anlamda evde geçirebilecekken hiçbir hastalığınız yani çok rahatken ya da hasta yakın olarak geldiğinizde acil serviste yoğunlukta belli süre kaldığınızda hastalığınızı geçme ihtimali maalesef var. Ben acil tıp uzmanı olarak size şunu gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Soğuk algınlıklarının ilaç tedavisi eğer gerekiyorsa başlangıçta hap olarak ağızdan alınması gerekiyor. Ve destekleyici tedavi olarak evde sıvı gıdaların tüketilmesi, dinlenmek eğer mümkünse ve buna rağmen geçmiyorsa ve hastalığınızın ilerlediğini düşündüğünüz nefes darlığınız başladı, öksürük ve balgam gibi şikayetler bunun üzerine eklendiyse o zaman acile gelebiliriz. Çünkü acilden fayda görülecek nokta orası. Ama gripim hemen geçsin, hemen rahatlayayım, ayağa kalkayım, bir damardan tedavi alayım diye gelindiğinde damardan tedavinin gripin süresini kısalttığına dair ya da daha faydalı olduğuna dair bir kanıt yok elimizde. Bu hastaya tamamıyla hiçbir fayda sağlamayan, ek bir fayda sağlamayan bir tedavi yöntemi oluyor. Bu anlamda hastalarımıza evde başlangıç tedavilerini yapmalarını ve mümkünse ilk müracaat noktası olarak da aile hekimliklerine başvurmalarını öneririz.